Bugünkü tamir konumuzda şöyle bir durum var. Hemen özetle bahsedeyim. Online Bit Pazarı dediğimiz bir uygulamamız var bizim. Adı başka, biz ama abimle öyle bir isim taktık. Aynen. Oradan bir tablet satın aldık. Hemen kısaca nasıl satın aldığımızdan bahsedelim. Are you listening? Damn. Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz arkadaşlar kanalımıza. Tamire sat olacak arkadaşlar bu. Bu uygulamadan tamire sıfırda zaten bahsetmiştik. Burada. Geçen hafta %50 indirim vardı. 9-10-11 indirimi vardı. %50 indirimli linklerini siz de tamire sıfırda paylaşmıştık. Biz de kendimiz birkaç alışveriş yaptık. Bir tane tabletimiz geldi, Samsung. Aldığımız ürün. Burada arkadaş ekranı birden karardı. Ses var, görüntü yok. Parça için alan olursa diye satıyorum. 100 liraydı. İndirime girdi, 50 liraya satın aldık. Kargosuyla beraber bize 59 TL'ye mal oldu. Aynen. Bu tablet hiç açılmıyor. Ama Semih bunların kronik problemlerini bildiği için öyle olabileceğini düşünerek satın aldı. Evet. Kronik problemlerinden bahsedeceğiz. Tamire başlarken, ticarete başlarken nasıl cihazları almanız gerektiğini de bu videoda anlatacağız. Ayrıca bu bir tamir esnaf cihazı olacak. Ucuz aldığımız cihazları tamir ediyoruz sizin gözünüzün önünde. Sonra malzemeler takıyoruz. Kaça mal olduysa artı üstüne fiyatını ekliyoruz. Ticari bir kar koymadan bir platformda sadece abonelerimiz özel satışa çıkartıyoruz. Bizi takip eden abonelerimiz zaten Instagram'dan nasıl alabileceklerini anlatıyoruz. Bir tane abonemiz bu cihazı satın alıyor. Ev kullanıcısı olduğu şöyle belli. Yumurta Violi koymuş. Online bir pazarına alışveriş yaparken genelde ev kullanıcılarından satın almaya özen gösteriyoruz. Çünkü ticari olanlar da biz para kazanamayız. Bizim dişimize gelmez. Evet, bu tablet biraz önce bakmıştık, camı çatlak. Aynen. Aynı tablet gelmiş bize. Şimdi separatörü niye buraya koydum? Niye separatörü oraya koydum? Çünkü bunu satan arkadaş bize orada şunu yazmış. Ses var, görüntü yok yazmış. Ama ekrana bir ışık gelmiyor bakın. Belki iç ekranı sağlam olabilir. Ben bunun kronik sıkıntılarını biliyorum. Yani bu tablet yere sert düştüğü takdirde dokunmatiği çatlıyor. Ama ekran soketi genelde yerinden çıkıyor. Aynen. Ekran soketi yerinden çıkmış olabilir diye düşündüm. Kronikten bahsettiğimizde olay buydu. Şimdi sessiz olalım. Bakalım. Bak. Aynen. Ses var. Ses geldi. Çünkü... Bir daha tak bakalım mikrofonu. Aynen, mikrofonu. Çünkü arkadaş ses geliyor dedi. Bu arada ben separatörü açmıştım 80 derecede. Biraz ısınsın, hemen sökeceğim. Bir araya giriyorum. Uygulamanın adını soracaksınız. Reklam olmaması için uygulamayı buradan bahsetmiyoruz. Çünkü bir ticari şeyimiz yok uygulamadan. O yüzden sadece linkler geldikçe biz onu Instagram'ımızdan paylaşıyoruz. Çoğu arkadaşımız bu hafta alışveriş yaptı. Güzel cihazlar vardı ve %50 indirime girdi. Yani şöyle düşünün. 1000 liralık bir iPhone 500 liraya satın alın arkadaşlar. İndirim bekleyin. Yani para kazanmak istiyorsanız, ki para kazanmak istemiyorsan bile bir iPhone X al. Yani biz öyle yapıyoruz genelde. Yani ne gerek var ki 5000 lira ödemek? Ki iPhone X de aldık o uygulamayı. Aynen. O da yakında gelir, videosunu görürsünüz. Onu tamir esat yapar mıyız bilmiyoruz. Ama genelde biz tamir esat cihazlarını daha makul fiyatlardan seçiyoruz. Lan ne olmuş, buraya bir şey gelmiş. Özetle eğer bu işi daha önceden çok büyük bir tecrübeniz yoksa, yeni başlamak istiyorsanız, benim size en büyük tavsiyem bunun gibi, mesela bu T113 Samsung gibi fiyatı uygun ürünler alın. En azından aynen, mesela bunun dokunmatiği 50 lira, ekranı aynen 150 lira. Yani eğer ekran ve dokunmatik arızası varsa 150-200 TL gibi bir rakama tamir ederseniz, çok pahalı bir aynen tablet değil. Pahalıya satamazsınız belki ama 300'e de satarsanız 50 TL'de kar etmiş şimdi olursunuz. Bu tabletin gibi sıfırı 1000 lira civarı diye biliyorum ben. Hala satılıyor mu bilmiyorum ben abi, yanıltmayın. En son 600 liralardaydı. Zamdan sonra o civarda olmuş olabilir. Ben de bilmiyorum. 1000 liralık bir tablet varsayın bunu. 50 liraya aldınız. Şu ekipmanların tümünü alarak o tableti tamir edebiliyorsunuz. 1000 lira da cepte kalıyor. Yani bu ekipmanların tümü 500 lira yapıyor zaten. Evet. Ayrıca malzeme parası. Hani böyle bir şey de aklınızda bulun. Şimdi hemen herkes der 1000 lira değil, onu sıfır der abi. Bilmiyorum ne kadar. Belki hani de üretilmiyor. Üretilmiyor da olabilir. Bakacağım, merak etmiyor. T kaç bu? Hemen T113. T113 mü? Abi bak, benim dediğim. Soket mi çıkmış? Deneyelim. Bir yerine takalım soketi. Samsung. Bakın şurada net görünüyor mu? Şimdi şunu kaldırdım yerinden. Bakın bu soket buradan çıkmış. Her zaman bu yaşanıyor. Soketi yerine taktım. Şimdi bir denemek istiyorum. Abi. Hı hı. Görüntü geldi. Bakın. Tahmin ettiğimiz ya, gibi. Ya erdi. Oğlum. Şöyle göstereyim. Görün, 1200 TL sıfırı. Bak şöyle göstereyim. Şimdi bu tablet 58 lira mı? 59 TL'ye. 58.99. Şu tornavida 250 lira. Belki bu tamirde hiç işimize yaramayacak, bilmiyorum. Şu separatörde 200-250 lira civarı. Evet. Toplayacak olursak 550 liraya böyle bir tablet sahibi olabiliyorsunuz. 1200 lira sıfırı. Bir ekran ne kadarmış yazar mısın? Çalışmamış olsa ne ederdi? Burada hali mi? Yok, T113 ekran yaz. Ha, T113 ekran ne kadara satabiliriz? Ne kadarmış? Yani Google'da ara. T113. 190 lira. Yani ekranı 190 lira. 145 lira. Diyelim biz bu
bunu 59 liraya aldık. Anakartı çalışmıyordu. Ekranı sağlam çıktı. Yine ekrandan kendimiz aynen var. Ya bunun ekranını her uygulamaya koy sat. Şimdi şöyle bir durum var. Bakın dokunmatiği kopuk. Herhalde yere düştüğünde bu flex kopmuş. Şurada separatörde ısınmaya devam etsin. Benim elimde bunun dokunmatiği var. Çünkü bu sürekli tamirini yaptığımız bir cihaz bizim. Ve bu cihazın bir özelliği var. YouTube falan uygulama açıyor. Güncelleme alıyor diye biliyorum ben. Ben de öyle biliyorum. T110 olsa olmuyor da T113'lerde var. 1200 liraya satılıyor. Yani bırak açsın artık. PUBG oynar mı onu bilmiyorum. Lite oynar belki. Şöyle dokunmatikleri var benim elimde. Bu çünkü sürekli değiştirdiğimiz bir ürün. Piyasada en çok satılan tablet bu zaten. En çok satılan tabletlerden evet. Şimdi biraz daha ısındı sanırım. Zaten bu daha önceden değişmiş arkadaşlar. Nereden anladım? Bu kadar kolay bırakmaz kendini. Ve ekranında bir hologram gördüm. Sanırım ekranı da değişmiş. Aynen. Geçen şu tuştan aradık bulamadık. 35 TL istediler. Sadece bu tuşa arkadaşlar. Bu çalışmaz. Hiçbir işimize yaramaz. Parmak izleri olmuş. Bakın demek dokunmatik yerinden çıktı. Ev kullanıcısı olduğu için belki bilemedi. Şimdi şöyle. Ben bildirimleri uzuyor bir de. Evet. Bildirimleri var. Bir hanımefendi yolladı bize. Ben bilmiyordum kadın olduğunu. Gelince kargonun paketinde yazınca adı öyle anladım. Şimdi Semi üstten takıyor. Merak etmeyin ekranı monte etmeyecek dokunmatik pardon. Deneyeceğim. Test ediyoruz. Bu tür aletlerde online özellikle satın aldığınız dışından takıp test edin ki jelatinleri sökmeyin. Jelatinleri söktüğünüz zaman iade yapamazsınız. Aklınızda bulunsun. Bakın Subway Surf bildirimleri gelmiş. Subway Surf oynamış. Ekran parlaklığı da kötü değil. Hemen şöyle yapmak istiyorum. Ya hassasiyet çok güzel bunlarda ya. Güzel. Hemen şuradan YouTube'a girelim mi? Deneme. Deneyelim. Wi-Fi'mize bağlayalım. Biraz sadece bakın net görünüyor mu? Şurada ekran şurada ufacık bir karanlık var. Çok az bir karanlık var. Çalışmasına engel değil. Şimdi YouTube'u bulalım. Buldum. Tabi bu kullanıcının kendi hala sıfırlayamamış cihazı. Bir sıfırla. Şurada bak biraz karanlık var. Aynen çok az. Bakın açıldı. T110'larda aynen açılmıyor da T113'de açılıyor. Herhalde bu ufak bir çocuk kullanıcısıydı. Sürekli aynen şeyler çıktı. Çizgi film falan izlemiş. Bunlar girer mi telife? Açsam bir tanesini. Mesela girebilir. TRT çocuk doğru bizim diyor. Kanalı aç. Ha, bizim pardon. YouTube kanalımız var yani. Tamir doğru. Et. Bir tane daha var. FixTR var. Et bu arada. Et. Et. Biz bazen tamir et diyoruz. Herkes et işareti koyuyor. Mesela en son şu videomuzu açalım. Vay be çok iyi oldu. İşte arkadaşlar ya bu nasip. Her zaman böyle denk gelmiyor. Geçen gün bunun benzerini aldım yine. 110 lira verdim. Sağlam dediler her şeyi. Ekranla dokunmatik hariç her şeyi bozukmuş. En azından ekran satılabiliyor ama. Tabii. Sesini duyamayız çünkü sesi burada. Hoparlörü böyle gayet güzel. Ekran döndürme de açılıyor. Yani evde çocuğunuzun eline verebilirsiniz veya kendiniz evde bir şeyler de izleyebilirsiniz. Aynen. Satış detaylarını videonun sonunda anlatacağız arkadaşlar. Yani bu zaten eğer çalışmasaydı, olmayacak olsaydı biz satmayacaktık. Takalım abi o zaman dokunmatik yerine. Sadece kasanın şuraları biraz hasar görmüş. O da çok problem değil. Bu kasa da değişir aslında ama benim elimde yok şu an. Güzelce buraları temizledim. Neden? Çünkü buraya ince de olsa bir yapışkan gelecek. Süpürgemiz var. Biz bunlarla uğraşıyoruz. Süpürgeyi getireyim mi? Neyse. Şimdi burada dokunmatikte biraz parmak izleri var. Onları silmek istiyorum. Burada home tuşunu buraya bantladım. Neden? Düşmesin diye. Bunu takarken arkadaşlar ben daha önceden çok sık yaşadım. Bu dokunmatiği çatlatıyorum. Açık açık söyleyeyim size. Yani yapıyorum bazen. Yani bunun da nedenini söyleyeyim. Bunlar piyasada o kadar çok kalite olarak var ki. Bakın size de geldiğinde görsün. Şurası biraz çukur ve şurası ve burası çukur. Ama burası düz. Şimdi buraya çukur olduğu için bakın buraya da bant yaptım. Eşitlensin diye. Eşit olmadığı zaman bastırdığınız anda bu çıt diye kırılıyor. Şimdi kırıyormuşuz. Bantlarımızı güzelce söküyoruz. Neden ilk önce bunları söktük söyleyeyim. Şurada da bir bunu da söktük. Şimdi ben şöyle yapmayı tercih ediyorum arkadaşlar. Bunu buraya yaptım. Üstüne niye kapatmadığımı şimdi izah edeceğim size. Şu şekilde tuttum buraya. Çünkü bunun bir daha geri dönüşü olmuyor. Yerine oturttum. Şimdi dokunmatiği kendi içinde şöyle. Bakın. Eğer biraz önce bantla, çift taraflı bantla beslemeseydim buralar alçakta kaldığı için şu bastırılma anında ne yazık ki kırılıyor. Aynen. Bakın şu an bir kırılma falan olmadı. Bazı arkadaşlar yorumlara yazmıştı bana daha önceden. İşte alıyorum abi takıyorum takar takmaz bir bastırıyorum kırılıyor. Bu şekilde. Bu da tamam. En son şöyle yapalım. Şu bantımızı alalım. Home tuşu
Ya tamam. Bu kadar arkadaşlar. Yani siz de mesela böyle bir ürünü alıp 59 TL'ye şansa 40 liraya bir dokunmatik, 50 liraya bir dokunmatik takıp 110 TL'ye mal edip bunu en kötü bakın arkadaşlar 250 liraya bence satılır. Satılır. Ya, ama biz bunu ne yapacağız abimle? Maliyetine satacağız. Aynen. Satacağımız zaman da kendi sosyal medya hesabımızdan da olabilir. Tamiretin hesabından da olabilir. Aynen. Duyuracağız. Onu siz takip ediniz. Şimdi şu şekilde olacak. Tamiret sat serisi başlıyor. Şöyle yapmayı düşündük. Satacağımız uygulamada herkes olduğu için tüm Türkiye'de insanlar var. Abonelerimizin nasıl satın alabileceğine gelecek olursak bu indirime çıkacağı gün biz Instagram'da paylaşacağız. Oğlum ne açıp duruyorsun ya? Deniyorum ya. Oğlum niye deniyorsun? Bir şey anlatıyorsun. Tamam anlatmanı senin engel mi? Unutuyorum ne anlatacağımı. İyi tamam anlat. İyi tamam dene hadi. Ya çal Are You Listening diyor. Are you mu? Are You Listening desin. Ne diyeceğimi unuttum. Bu arada Tamiri 0, Ferdi ve Semih'in Instagram adreslerini takip edin. Bu zorunlu bir isteğimiz. Zorunlu istek olmadı. Edin ve topluluktan da paylaşabileceğimiz için YouTube bildirimlerinizi açın. Çünkü nereden paylaşacağımızı eşitlik olması için söylemeyeceğiz. Çünkü çoğu arkadaşımız bizim iki hesabımızı zaten takip ediyorlar. Teşekkürler. Neye teşekkürler oğlum? Bir şey anlatıyoruz. Teşekkürler diyorum. Takip ya. Ettikleri için teşekkürler. Ha. Bitti anlamında değil. Ha. 22 dakika oldu. 22 dakika oldu video. Tamam. Ne diyeceğim bunu? Haberleşiriz. Ben Instagram'da zaten duyurularını bol bol yapıyorum. Uygulamada indirim gelecekte de uygulamada indirim geldikçe de zaten duyuru yapmaya da devam edeceğiz. Ben bu arada sıfırladım tableti. Semih sıfırladı. Yani hiçbir yerine bakmadan sıfırladım. Alan kişiye bu şekilde gidecek. Alan kişiye bence bir de şey yollayalım. Yani maliyetinden bahsetmedik cihazın. İşte maliyet 59 lira cihaz. 40 lira da diyelim dokunmatiği 100 lira. Bir de alışveriş uygulamasının bir komisyonu var. 150 lira falan. 130-150 arasına bunu satacağız emin arkadaşlar. Emin değiliz. 150 falan olur. Belki başlar şu an yazmışızdır. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bir de yanında bir şarj aleti falan da göndeririz. Ama 58-99'a aldık yani. Aynen öyle bir şey aldık. Şarj aleti göndeririz unutmazsak eğer. Alan arkadaşa şimdiden hayırlı olsun. Takipte kalın arkadaşlar. Önümüzdeki günlerde iPad, iPhone böyle şeyler de gelir. İnşallah. Bir sürü cihaz aldığımız ürünler gelsin. Aynen. Teşekkürler izlediğiniz için. Bu arada kullandığımız ekipmanlar var. Kullanmadıklarımız da var. Bunun Türkiye linkini çok istiyormuşsunuz. Aşağı açıklamayı bırakıyorum. Ayrıca T113 dokunmatiği ve kullandığımız separatör kayısıyı da bırakıyorum. Bir bakarsınız ihtiyacı olan varsa indirimli linklerine bakabilirler. Teşekkürler. Teşekkürler. Hoşça kalın. Bay bay.